Merhaba değerli izleyenler. Almanya'dan AKP imamlarına kötü bir haber geldi değerli izleyenler. Artık AKP istediği gibi imamları Almanya'ya göndermeyecek. Evet önce haberin detayına bakalım. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Fisa yurt dışından imamların Almanya'da camilerdeki nüfuzunu azaltmak istediklerini açıkladı değerli izleyenler. Berlin'de düzenlenen İslam konferansına ev sahipliği yaptığı İçişleri Bakanı ve devletlerin yurt dışından Almanya'ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef tamamen sonlandırmak. Bu özellikle de Türkiye ile ilgili diye bir açıklama yaptı. Almanya'da yetişmiş, sosyalleşmiş ve Almanca eğitim almış imamların görevlendirilmesinin entegrasyon politikaları açısından önemine vurgu yaptı İçişleri Bakanı ve yurt dışına bağımlılıkların ve yabancı ülkelerin nüfuzunun azaltılmasının Alman Müslümanların inançlarını Almanya'da yaşamasını ve kendini dini açıdan evinde hissetmesini kolaylaştıracağının altını çizdi Değerli izleyenler biliyorsunuz Almanya'da kurulu bir DITIB var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, bu kuruma bağlı yüzlerce cami var ve şu ana kadar açıklanan resmi rakamlara göre bilindiği kadarıyla 1200 imamın burada Almanya'da görev yaptığı biliniyor ve 1200 imamla birlikte binlerce kişinin yine din görevlisi adı altında Almanya'ya farklı yollarla ve diplomatik pasaportlarla geldi ve burada faaliyet yürüttüğünü Alman devleti aslında biliyor. DTP ile Alman devleti arasında zaman zaman biliyorsunuz anlaşmazlıklar yaşandı. Birçok defa yardımlardan mahrum bırakıldı bazı noktalarda. Yine Türk devletinin baskısı üzerine Almanlar çok fazla böyle DTP ile didişmiyor. Ama özellikle örneğin Köln'de yapılan büyük bir cami vardı ve o caminin yapılışında yaşanan durumu kamuoyuna paylaşmıştı Almanlar. Milyonlarca eurodan bahsediliyor. Oradaki paraların kaçırılması paraların ortadan kaybolması, projenin yenilenmesi, defalarca projenin yenilenmesi gibi noktalarda bazı vakıfların yargılanması ve Türkiye kara paranın aklanması noktasında sürekli gündeme geliyor ve onunla birlikte AKP'ye bağlı imamlar diyoruz biz evet yöneticileri başkanlığı yani DİTİB'e bağlı bu imamlar Almanya entegre olmamış, bazı imamlar tek kelime Almanca bilmeden ve bütün vaazlarını sadece Türkiye'deki rejimin lehine yönelik yaptıklarından dolayı yani İslam'la hiç alakası olmayan imamlık görevlerini yapmadıklarından dolayı sürekli gündeme geliyor ve Alman devleti bu konuda rahatsızlığını çeşitli yollarla zaman zaman dile getiriyordu. Ama bu açıklama özellikle İçişleri Bakanı'nın bu açıklaması çok çok önemli ama ardından bir rapor açıklandı. Biliyorsunuz dün Almanya bir rapor daha açıklandı ve bu raporda da yine aynı benzer noktalarda Türkiye'deki insan hakları noktasında büyük eksikler yaşandı. Özellikle 2020 yılı ile 2022 yılı arasında düşündüğümüz zaman Türkiye'de hiçbir gelişmenin olmadı. Tam tersine insan hakları noktasında bir gerilemenin olduğu. Özellikle gazetecilerin tutuklanması, muhaliflere baskılar vesaire rapor da gözlem altına alındı. Ama bu olayın İçişleri Bakanı tarafından dün açıklaması ve imamların bundan sonra yavaş yavaş bu bir prosedürdür değerli izleyenler. Tamamen sadece Almanya'da yetişmiş ve Alman kaide, kural ya da Alman yasalarına göre e, Almanya entegre olmuş ve imamlığa hak kazanmış insanların Almanya'da görev yapabilmeleri noktasında Almanya İçişleri Bakanı önemli bir mesaj Türk Türkiye'ye verdi. Tabii ki bu Erdoğan'ı ve Türkiye hükümetini rahatsız edecek. Bunu bizler biliyoruz. Yani bu konuda mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığı ya da disiplin bu kurum artık holdingleşmiş. Avrupa'da topladığı paraları biliyorsunuz. Haddi hesabı yok. Girin bugün YouTube kanallarına girin. YouTube kanallarında DİTİP'e bağlı camilerin reklamları karşınıza çıkıyor. Bu paraları bunlar paralı olarak YouTube'a bu reklamları veriyor. Ama aynı zamanda kapı kapı dolaşıp insanlardan da para dilenmeyi de biliyorlar. Fakat bu paraların tam olarak nerelere harcandığı da bilinmiyor. Hem devletten aldığı fonlar var. Hem Almanya'nın birçok noktada, entegrasyon noktasında, kurslar noktasında, yine diğer kültürel ismi altında yürütülen faaliyetlerde Alman devletinin milyonlarca euro DİTİP'e aktardığını hepimiz biliyoruz. Ve Almanya'da yaşayan, Türkiye'den gelen insanların büyük bir kısmı aslında DİTİP'ten rahatsızdır. DİTİP uygulamaları. Çünkü DİTİP direkt Türkiye rejimine, Türkiye iktidarına bağlı. Ve şu anda e, eskiden nasıl ki milli görüş şeyi vardı Almanya'da. Şu anda e, o ortadan kalktı ve herkes artık AKP çalışıyor olduysa DİTİP de aynı zamanda devletin bütün gücünü de arkasına alarak şu anda sadece ve sadece Erdoğan yani AKP ve MHP iktidarına hem dışarıdan hem içeride çalışıyor. Ee, örnek vermek gerekiyorsa Almanya'da yapılan seçimlerde de bütün görevler e, yine AKP'nin imamları, bütün AKP'nin sandık başkanları Diyanetin görevlendirip Almanya gönderdiği o imamlar, o din görevleri bütün AKP'nin sandık başkanlarını oluşturuyor. Bu da zaten DİTİP'in ya da DİTİP'e bağlı e, imamların direkt AKP MHP hükümetine bağlı olduğu ve onlar için burada aslında amaçları gelip burada insanlara belki de namaz kılmak kıldırmak değil. Yani e, arada tamam istisnalar olabilir ama genel anlamıyla verdikleri hutbelere de baktığınız zaman sadece ve sadece hükümetin propagandasını yapıyorlar ve AKP MHP hizmet ettiklerini söyleyebiliriz. İşte tam bu noktada Alman devleti bu açığı gördü. Aslında yıllardır bunun üzerine çalışmalar yapılıyor ama ilk defa bizzat İçişleri Bakanı resmi bir açıklamayla bunu Türkiye'de... Türkiye'ye duyurmuş oldu. Bakalım Türkiye'den nasıl bir tepki gelecek hep birlikte izleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.